Kayseri Tabip Odası tarafından sağlıkta şiddeti önleme ve çözüm yolları konulu konferans düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'ndeki konferansa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tabip Odası Başkanı Doçent Doktor Mehmet İlhan Şahin, İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Ali Ramazan Benli ve diğer ilgililer katıldı. Konferansın oturum başkanlığını ise Profesör Doktor Suat Öktem yaptı. Sağlık çalışanlarının uğradığı şiddet aslında sağlık çalışanlarının iş motivasyonlarını etkileyerek sadece o hekimi o anlık veya bir süreliğini etkilemesinin ötesinde bütün sağlık çalışanlarının iş motivasyonunu etkileyerek hatta söylemekten imtina ediyorum ama o meslek aşkını hatta belki bir miktar insan sevgisini olumsuz yönde etkileyerek aslında sağlık sistemimizi ve dolaylı olarak da halkımızın sağlığını ciddi şekilde tehdit eden boyutlara geldi. Dileriz ki mesele çok hızlı bir şekilde hallolur. Ben açılış konuşmalarını çok uzatmayı sevmiyorum. O yüzden burada sonlandıracağım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık, şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Çok değerli milletvekilimiz. Umut ediyorum bu farkındalığı önce şehrimizde, sonra da tüm Türkiye'de yaratabiliriz. Bir sonraki çalıştayımızı da sağlıkta hoşgörüyü konuşuruz demek istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Bu konuda biz baro olarak ve avukatlar olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu bildiriyorum. Çalıştayın başarılı olmasını dilerim ve saygılar sunuyorum. Yeni mezunlarımız, hani bir tıp fakültesinde kendi mensubu olduğum bir üniversite, mutlaka sağlıkta iletişimi de anlatmalıyız. Özellikle ölüm haberi nasıl verir onları söylemeliyiz. Yani geldiğinde biliyorsunuz, yani direkt başınız sağ olsun, babanız öldü denildiğinde bayılanlar, aniden o psikolojik reaksiyon veren insanlar olabiliyor. Onlara karşı da biz eğitim anlamında da bir zırh edinmeliyiz, bir zırh vermeliyiz. Geçmiş olsun, işte bir saat önce geldi, şöyle bir oturun, hop diye öyle söylememesini söylüyoruz. Arkadaşlar, yani başın sağ oldu deyip gitmek yok. Yanına gir, koluna gir, bir güvenlik çağır, beraber bir iki adım at, hiç ömür boyu unutmuyor. Hepinize güzel bir panel diliyor, sağlıklı günler diliyorum. Saygılar meslektaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii ki ben sana hazırlamış olduğum bu sağlıkta hoşgörünün artırılması durumunda. Öncelikli olarak elbette şiddet tek taraflı değildir. Ben biraz sistematik olaya bakmak istiyorum. Sistemlere baktığımız zaman evrensel sağlık koruyuculuğu dediğimiz bir kavram var. Bu kavram şunu tarifler. Herkesin ihtiyacı olan sağlık hizmetine finansal sıkıntıya maruz kalmaksızın ulaşabilmesidir. Burada ana hedef 3 tanedir. Gelişmiş sağlık durumu, finansal sürdürülebilirlik ve vatandaşın ömrüyeti öne çıkar. 3 tane ara gaye vardır. Bunlar etkin ve verimli sağlık hizmeti, kaliteli ve adil sağlık hizmetine erişim. Bu bağlamda baktığımız zaman sorun varsa çözüm de vardır. Çözümü ortaya koymak için öncelikle problemi doğru tanımalıyız. Problemi tanıdıktan sonra kök analizlerine inmeliyiz. Kök analizlerinde politika oluşturmalıyız, karar vermeliyiz, uygulamalıyız, sonuç değerlendirmeliyiz. Yüzde kaçını çözdük problemi, sonra tekrardan devreye almalıyız. Bu da problemi çözerken ülke şartlarına uygun olmalı ve değişimin halk tarafından benimsenmesi gerekiyor. Eğer siz değişimi halk tarafından benimsenmeyen bir değişim gerçekleştirirseniz bu kadük kalıyor ve geri adım atmak zorunda kalıyor. Bunun en bariz örneğini biliyorsunuz sevk zinciri uygulamasını yaşamıştık. Ayrıca bu düzenleme yaparken kamunun güçlü düzenleyici rolünü de ortaya koymamız gerekiyor. Önümüzdeki problemlere baktığımızda, sistemsel olarak problemlere baktığımızda birinci problemimiz ülke olarak sağlıkta bulaşıcı olmayan hastalıkların yükünün artmasını görüyoruz. Obezite, hareketsizlik gibi. Uzayan bekleme süreleri ve randevu alma güçlüğü diğer bir sorunumuz. Katastrofik sağlık harcamalarının artması. Bu şu demek, aile bireylerinin gelirlerinin %40'tan fazlasını sağlık harcaması olarak kullanılıyorsa bu katastrofik sağlık harcamasıdır. Bu oranı
%20'ye yakın şu an Türkiye'de. Bunun dünya ortalamalarının çok çok daha altına inmesi gerekiyor. Sağlıkta erişilebilirliğin diğer ölçümü de budur. Sağlıkçıların gelirlerinin azalması, malpraktis davaları, Sayın Baro Başkanım burada konuyu detaylandırılacaktır zaten, onun için detay etmek istemiyorum. Kamudan doktor göçünün önlenmesi, Sayın Başkanım bahsetti. Yani ülke dışına göç olduğu gibi kamudan, kamu dışında da bir kaçış var. Onu da engellememiz gerekiyor. Diğer tarafta şiddet. Şiddete baktığımız zaman araştırmak gerekiyor. Çözüm skalasını çalıştırmamız gerekli. Cezai tedbirlerin uygulanmasını sağlanması gerekiyor. Sadece karar almak yetmiyor. Gerginlik dilini bırakmalıyız. Birlikte hoşgörü dili geliştirmeliyiz. Özellikle sivil toplum kuruluşları ve medya üzerinden bunun artırılması gerekiyor. Bazı önlemleri de artırmalıyız. Mesela şiddet uygulanmış bir kişinin hastaneye giderken karakoldan izin alması gibi. Dünyada bunun örnekleri var. Bu örneklere yönelik çalışmalar yapmak ve bu şekilde biraz sağlık hizmetini alırken uygulayacağı zaman bir şiddeti 3 defa düşünmeli. Sistemsel eksikliklerimiz olabilir. Sistemsel eksiklikler var diye hekim arkadaşlarımız kendi öz işlerini unutmamalılar. Yani gelirim azaldı diye hastaya bakma kısmındaki işimizi aksatmamalıyız. Arkadaşlar, hekim hikmet sahibidir. Diğer taraftan hekim işini yaparken kesinlikle mağdur edilmemelidir. Sağlık okuryazarlığını arttırmalıyız. Vatandaşın hizmet almasında doğru kanalı kullanmasını sağlamalıyız. Evet, şiddetin kimseye faydası yoktur. Verimliliği düşürür. Ben şu düşüncelerimi paylaşarak mikrofonu bırakmak istiyorum. Sağlık iş gücünün zirvesi olan hekimlerimizi korumak bizim en temel görevlerimizden bir tanesidir. Bu çalıştayın çıktılarını Sayın Başkanım özellikle takip edeceğim ve bu konu üzerinde üzerimize ne düşüyorsa bunu da buradan sizlere söz olarak veriyorum. Gereken yapmak için tüm gayretlerimi sarf edeceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyor. Çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum.